Herkese merhaba. Bugün size çok bereketli, az malzemeyle yapabileceğiniz ama çok lezzetli bir tarifim var. Mis gibiden 100 gram kıymadan 1 kilogram köfte tarifi. Bakın böyle köftelerimiz olacak tarifimi denediğinizde. İçini de şöyle göstereyim ve tarife geçeyim. İsterseniz nasıl yaptığımı anlatayım. 2 tane büyük boy patatesin kabuklarını soyun ve derin bir kasenin içerisine rendenin ince tarafıyla rendelemeye başlayın. Kalın tarafı değil bakın. Göreceksiniz nasıl olması gerektiğini. Şöyle göstereyim size. Böyle olacak patateslerimizin rendesi. Rendeliyoruz güzelce. Patateslerimizi rendeledik. Gördüğünüz gibi altında su çıktı. Patatesin suyunu sıkmamız gerekiyor mutlaka. Eğer sıkmazsanız ve sulu olursa o köftenin içi böyle hamurlaşır, onu istemiyoruz. O yüzden elinizle bastırarak benim yaptığım gibi dikkatlice suyunu süzün bir kaseye ya da bir yere. O suyu kullanmayacağız. Süzdükten sonra soğanı rendeleyeceğiz aynı şekilde. Onu da rendenin ince tarafıyla dikkatlice patateslerin üzerine rendeliyoruz. Soğanımızı da rendeledik. Üzerine kıymamızı koyuyoruz. 100 gram kıyma ilave edeceğiz. 1 çay bardağı galeta unu koyacağız. Ve bir yerde bir yumurtayı çırpıp içine koyacağız. Galeta ununu 1 çay bardağı dedim burada. Ama bir yarım çay bardağı kadar kenarda dursun. Çünkü yoğururken o size kıvamı göstereceğim birazdan. Hani patatesi eğer süzememişseniz bir miktar daha galeta unu ilave etmeniz gerekebilir. Dikkatlice yoğurmaya başlayacağız. Ama önce baharatları ekleyelim. Neler ilave ediyoruz? Karabiber ekledim ben 1 çay kaşığı kadar. 1 çay kaşığı tuz, kekik, kimyon. Arzu ettiğiniz ne tür baharatlar varsa onları ilave edebilirsiniz. Bir avuç kadar maydanoz da ince ince kıyıyoruz ve köfte harcımızın içine ilave ediyoruz. Ve dikkatlice yoğurmaya başlıyoruz. Bu aşamada yoğurma çok çok önemli. Çünkü zaten az miktarda kıymamız var biliyorsunuz. O kıymayı tüm patateslerle birleştirmeye çalışıyoruz. O yüzden biraz yoğurma kısmı uzun sürebilir. Benim yaptığım gibi dikkatlice alttan üste kenarları toparlayarak o kıymayla patateslerin güzelce birbirine geçmesini sağlıyoruz. Eğer kıvamı size birazdan göstereceğim gibi olmazsa birazcık daha galeta unu ekleyerek toparlayın mutlaka. Bakın benimki gayet güzel toparladı, ihtiyacım yok. Ama dediğim gibi patatesi iyi süzemezseniz eğer galeta ununu bir miktar daha arttırmanız gerekebilir. Köfte için şimdi hazırlığa başlıyoruz. Bir tabak alın isterseniz. Kızartmanıza da yardımcı olur kızartırken. Kolaylıkla alabilirsiniz. Cevizden bir tık küçük parçalar alarak elinizle sıkıştırarak şekil verin. Benim yaptığım miktarda tam 30 tane köfte çıktı. Rahatlıkla 6 kişiye yetiyor. Yanına şöyle bir pilav ve cacıkla müthiş bir öğün oluyor. Çocuklar çok beğeniyor. Hem patatesle hem kıyma var içinde. Bu Kıbrıs köftesinin bir aslında çeşidi ama Kıbrıs köftesinde bu kadar fazla patates kullanmıyoruz sadece. Kıymayı birazcık daha fazla kullanıyoruz ve içinde tarçın var Kıbrıs köftesinin. Bu bizim usul patates köftesi ama içinde kıyması var. Gerçekten çok lezzetli. Denemeden geçmeyin. Çok beğeneceğinizi tahmin ediyorum. Bir tavanın içerisine yağı kızdırıyoruz, yağ koyuyoruz kızartmak için. Böyle yarısına gelecek şekilde köftelerin. Ve güzelce nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Bakın şu anda daha kızarmadı. Birazcık daha bekleyeceğiz. Arka tarafı böyle koyu pembe, böyle kızaracak nar gibi. İyi kızartmanız da önemli. Güzelce kızardıktan sonra da havlu kağıt serili bir tabağın içerisine güzelce alın. Sonra servise hazırlayacağız. Tüm köfteleri pişirdik. Bakın gayet bu
bolca köftemiz oldu elimizde. Ben etrafını şöyle servis tabağının maydanozla süslüyorum. Birazcık kiraz domates koyuyorum üzerine. Sonra sofraya getiriyorum. İnanın kapış kapış anında bitiyor. Umarım siz de deneyip memnun kalırsınız. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Abone olduktan sonra abone ol linkinin yanındaki zile tıklamayı unutmayın. Umarım deneyip memnun kalırsınız ve bana yorumlar kısmında fikirlerinizi yazarsınız. Çok çok mutlu edersiniz beni. Görüşmek üzere, hoşça kalın.